Şimdi buraya kadar why kısmıydı. Şimdi gelelim how kısmına. Peki nasıl kullanalım LinkedIn derseniz, hemen biraz ondan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi LinkedIn'i açtığınız zaman arkadaşlar bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Ve burada şu sağ üst tarafta gördüğünüz gibi Join Now ve Sign In kısımları var. Eğer hiçbir LinkedIn hesabınız yoksa buradan Join Now diyerek buradan e-mailinizi yazıp bir şifre belirleyip kaydolabiliyorsunuz. Eğer sizin halihazırda başka bir hesabınız varsa onunla giriş yapıyorsunuz. Şimdi ben onu göstereceğim. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar timeline'ı şu şekilde. Şu an yüklenmesini bekliyorum. Benim ekranımda biraz dondu. Sizi bu şekilde bir timeline karşılıyor. Burada işte sizin bağlantılarınızın paylaştığı, beğendiği şeyleri görüyorsunuz. Ben profile giderek profilden bahsetmek istiyorum size. Şimdi burada farklı bölümler eklemek mümkün. Ben burada fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Profil resmimiz arkadaşlar çok fazla gayri resmi olmasın. Yani LinkedIn profilimiz, profil resmimiz bizim kendimize en çok beğendiğimiz fotoğraf olmak zorunda değil. Yani tercihen böyle gün batımında plajda çekildiğimiz bir fotoğraf yerine daha resmi duran, daha profesyonel bir fotoğraf tercih etmemiz gerekiyor. Burada farklı profil bölümleri ekleyebileceğimizden bahsedebilirim. Örneğin bir tanıtım yapabilirsiniz kendinizde. Kendiniz için bir hakkında yazabilirsiniz ve bazı kısımları, paylaşımlarınızı öne çıkarabilirsiniz. Birazdan bunları profil üzerinde göstereceğim. Sizden en azından bir özgeçmiş kısmında, şurası özgeçmiş başlıkları altında bir çalışma deneyimine yer vermenizi, eğitimde okulunuzu yazmanızı, lisans ve sertifikalar kısmınıza eklemenizi ve varsa gönüllü deneyimlerinizi eklemenizi isteyeceğiz. Opsiyonel olarak yetenekler, başarılar bu kısımları da ekleyebilirsiniz. Şimdi geliyorum kendi profilimden örnek vereyim. İşte hakkında yazısına böyle bir yazı yazmışım. Siz bunu özelleştirebilirsiniz. Burada siz beğendikçe, paylaştıkça bu faaliyetlerinizi göreceksiniz ve eğer seçeneklerden kaldırmamışsanız, gizlememişseniz başkaları da bunu görebilecek. Şimdi deneyim kısmında arkadaşlar sadece o işi maaş karşılığında yani profesyonel bir şekilde yapıyorsak buna yer verelim. Ben birazdan birkaç kötü örneklerinden de bahsedeceğim. Ve yetkin gençler deneyimimizi, sertifika programını nereye ekleyebileceğimizden bahsedeceğim. Burada yeni bir deneyim girmek istediğinizde bu şekilde bir sayfayla karşılaşıyorsunuz ve ilk olarak sizden ünvanı istiyor. Örneğin ben buraya lider yazayım. Bana bazı önerilerde bulunuyor zaten. Buradan istihdam türünü tercih edebilirsiniz. İşte tam zamanlı mı çalışıyorsunuz? Kendi işiniz mi? Yarı zamanlı mı? Gibi gibi. Daha sonra hangi şirkette çalışıyorsanız size önerebilir veya kayıtlı değilse çıkmaya da bilir. Bunu yazıyorsunuz. Yine opsiyonel olarak konum, işte başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi. Bunları da ekleyebiliyorsunuz. Şimdi burada size otomatik olarak bir ünvan atıyor. Siz bunu özelleştirebiliyorsunuz. Birçok kişi bunu kullanmıyor. Yani buraya lider yazdığınız için, bu şirkete de yetkin gençler yazdığınız için burada sizin karşınıza yetkin gençler şirketinde lider diye çıkıyor. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ünvana sadece lider yazabilirsiniz. Ve ben kendi örneğim üzerinden gidiyorum. Ve bir açıklama ekleyebilirsin işte ne yaptığınıza dair. Burada bir önemli konu arkadaşlar. Mutlaka İngilizce de profiliniz olmalı. Size eklediğiniz her bölüm için ayrıca İngilizce olarak da eklemenizi buradan isteyecek. Mutlaka bunu da ekleyeceğiz. Bunun da öneminden birazdan bahsetmek istiyorum. Ben şimdilik bunu kaydetmeyeceğim. Burada sadece ünvanı özelleştirebildiğimizi bilmemiz yeterli. Ben vazgeç diyorum. Burada da yine ters kronolojik şekilde çıkıyor arkadaşlar. İşte Şubat 2009, Haziran 2009 arası
yetkende çalışmışım. Araya işte work and travel girmiş. Şu an farklı bir yerde çalışıyorum. Aynı zamanda tekrardan yetkene başlamışım. Bunlar ayrı ayrı böyle birimler olarak burada gözüküyor. İşte eğitiminiz deneyimlerin altında yer alıyor. Burada arkadaşlar, burası bizim için önemli. Lisanslar ve sertifikalar kısmında bizim yetken eğitimi sertifikasını ekliyoruz. Ve bir fikir birliği olması açısından lütfen buraya MZVMF yetken ve mezuniyet yılınızı yazın. Çünkü çok farklı kullanımları var. Burada da bir fikir birliği sağlamış olalım. Başka bakıyorum. Bu arada bir sürü istek geldi. Tam bu anda. İşte burada gönüllü deneyimlerinize yine yer vermeniz sizi profilinizi tercih edilir kılacaktır. İşte yetenekleriniz var. Çok bir katkı yapabilir miyim izninle? Tabii. Az önce gösterdiğin sertifikayı profilde Evet. göstermek güzel. Sertifika sizin elinize basılı olarak ya da bizim online olarak alacağımız hizmet de elinize geçtiğinde bunu koyun arkadaşlar. Ama deneyim kısmını da Nusret liderimizin kendi liderlik deneyimini eklediği gibi katılımcı olarak da eklemenizi bekliyoruz. Böylece yetken sayfasına giden herkes burada yetken ekibinde olan insanların üzerine tıkladığında, yani işte burada 3 kişi çalışıyor gibi bir şey görüyorsunuz yetken sayfasında. Oraya tıkladığında sizin de isminizi görecek. Yani hem sertifika hem deneyim olarak belirtmek kıymetli. Teşekkür ederim Nusret. Çok teşekkürler hatırlattığın için. Ben o noktada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan sunumuma geçeceğim. Şimdi bir yine fikir birliği sağlamak için, yani yetkin gençlerde nasıl bir şey deneyim gireceğinize dair. Yani ben Umre'nin bahsettiği yerden tıkladığımda yetkin gençlerde kimler var diye baktığımda ünvan olarak işte yetkin gençler şirketinde genç yazan olmuş, yetkin gençler şirketinde menti yazan olmuş. Biz böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim Türkçe olarak belirlediğimiz, yanlışım varsa düzelt lütfen beni Umre. Yetkin gençlerde katılımcı. Türkçe olarak katılımcı yazıyoruz. İngilizce olaraksa trainee yazıyoruz. Yani yetkin gençler şeklinde gözükecek. Ve siz de deneyimlerinizi yazarken lütfen burada ünvan kısmına katılımcı yazın. İngilizce olarak da buradan trainee'yi tercih ederseniz ünvana da trainee'yi koyacak. İsterseniz tercihen işte yetkin gençler şeklinde de gözükmesini isteyebilirsiniz. Ama bu ikisi haricinde bizim bir ünvanımız yok. En azından sizin için. İşte direktör var, asistan var, koordinatör var. Yani bunlar çalışanlar için, fakat katılımcılar için belirlediğimiz trainee ve katılımcı haricinde bir ünvan girmemeye dikkat edelim. Ben burada son olarak arkadaşlar bir mentee sorusuna gitmek istiyorum. Hemen onu paylaşacağım sizinle. Ben bunu present diyeyim. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz yetkende önemli olanın yetkinlik olduğunun mesajını aldık ve artık kendi yetkinlik setimizi kurmak istiyoruz. Ve bizi hedefimize götürecek yetkinliklerimizde uzmanlaşmak istiyoruz. Şimdi bu noktada siz ihtiyaç duyduğunuz bu yetkinlikleri geliştirmek için hangi seçeneğe başvurursunuz? Ben aklıma gelenleri yazdım buraya. Siz de bunlardan makul bulduğunuzu işaretleyebilirsiniz. Bakalım sizin tercihiniz ne yönde olacak? Evet, bir kişi halk eğitim kursuna yazılmayı tercih etti. Ben de 150-200 civarında bitirmek istiyorum ama genel olarak seyri belli oldu aslında. Evet. Genel olarak Udemy ve Udacity'den kurslar alıyoruz. Ama bir kesim de
Hiç beklemediğim şekilde ilgili üniversite bölümünü kazanmak için çalışıyor. Bana biraz ilginç geldi. Hani ikinci bir üniversite olarak mı düşünüldü bu arkadaşlar, yoksa hani en baştan mı üniversiteyi seçenek olarak görüyorlar? Bu da bir değişecek. Şimdi ben burada şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi şuydu. Yani birçoğumuz Udacity gibi, Udemy gibi platformlarda böyle alanından uzman kişilerden ve böyle özenle iyi hazırlanmış kursları almayı tercih ettiniz. Ben de günümüzde geçerli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Ben de bu platformlardan bolca yararlanıyorum ve birçok kurs aldım bu zamana kadar. Udemy'den bir iki kurs aldıktan sonra yalnız şunu fark ediyorsunuz. Belki ben fark ettim, siz de fark edeceksiniz. Yani bu kursu hazırlayanlar da aslında işinde gücünde profesyoneller ve her profesyonel gibi onların da birer LinkedIn hesabı var. Ve bu kişilerin LinkedIn hesabına ulaşmak da mümkün. Mesela ben bir tane örnek vereceğim buradan. Bu kişiden ben işte video düzenleme programı öğrenmiştim. Ve LinkedIn'i takip ettiğim zaman bu kişinin aynı zamanda webinarlar düzenleyerek böyle o öğrettiği konu hakkında ekstra ücretsiz materyaller sunduğunu da gördüm. Yani bir üniversitede bir profesör, işte doçent gibi ünvanları olan kişiler bize gelip ders anlatıyorlar. Bunun karşılığında işte maaş alıyorlar. İşini çok iyi sevenler olduğu gibi belki o kadar da tutkuyla bağlanmayan hocalarımız da olabiliyor. Fakat bu profesyoneller aslında öğretmeyi sevdikleri için zaten bu işi yapıyorlar ve tercih ediyorlar. O yüzden bu mecralar üzerinden öğretmeye devam ediyorlar. Belki sizin de aklınızda bulunsun, alanında uzman kişileri takipte kalmak için de bu amaçla LinkedIn'i kullanabilirsiniz. Onlar böyle işte platformların tanıtımını yapacakları, sizin işinize yarayacak, sizin o skill setinize, yetkinlik setinize katmayı düşündüğünüz şeyleri yapabilirsiniz. Yine benzer şekilde örneğin Photoshop öğrenmek istiyorsanız Adobe'un sitesine gidip en alttaki e-bülten aboneliğine mailinizi bırakırsanız onlar da yine size bu son eğitimlerden haberdar edecek mailler gönderiyorlar. Bu da bir alternatif. Yine bir başka profesyonel benim takip ettiğim. Yani ücretsiz inanılmaz bir deneyim paylaşımı yapıyor buradan. Örneğin burada Facebook reklamcılığına dair kendi deneyimini paylaşmış. Bu sizler için çok değerli olabilir. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulundurabilirsiniz. Son olarak hani bahsetmiştim, işte mesaj atabiliriz demiştim. Ben kendi mesajlarımı göstereyim size. İşte Murat Hocam selamlar, ben yetkenliği liderlerinden Nusret. Buraya irtibatta kalmak için bu daveti göndermek istedim. İyi çalışmalar diyerek o günkü sunumundan sonra ekleyebiliyorum. Veya işte benzer şekilde geçenlerde bizim de konuk ettiğimiz Akan Bey'e mentor olduğunu gördükten sonra benim çalıştığım yerde. Merhaba, işte ben bu programda mentor olarak, pardon, ben bu programda asistan olarak çalışıyorum. Sizi de mentor olarak görünce buradan iletişime geçmek istedim diye bu şekilde mesaj atmıştım. Sizler de bu şekilde mesaj atarak irtibatta kalabilirsiniz. Sayın Benim, Rektörüm, son bir dakikamız, evet, toparlayalım. tamamdır. Benim de anlatacaklarım zaten bu kadardı. Teşekkürler arkadaşlar beni dinlediğiniz için.